Kız sen neredesin ya? Aklımı aldın ya. Sen uyumadın mı daha? Evet. Ha, senin ne işin var burada Ayşe? Abla, sen niye geldin acaba Asım? Ağam bu gece sende kalmıyor muydun? He, ama ben uyuttum da geldim işte. He, sen bana güvenmiyorsun yani. Ha yok yani bir elin nesi var, iki elin? Ya bırak sen... abla ya, tamam ben anladım ya. Benim bu konakta zaten kimseciklere güvenim yoktur. Ya Asiye sen niye böyle çocuk gibi alınganlık ediyorsun ya? Yani sen koskoca kadına hiç yakışıyor mu yani? He, sana yakışıyor mu acaba? Kız Ayşe, Allah seni dalga etmesin. Mesaj mı attın kız? Baran geldi. Aşağıda sizi bekliyor. Ay! Ya kız niye daha önce söylemiyorsun ki? Yarı burada tükenip duruyorsun. Ayşe, bak şimdi sen bu altınları bekliyorsun. Biz aşağı iniyoruz. Ayşe'cim ya, 5 dakika hemen görüşüp geleceğiz. Bak ondan sonra sonsuza kadar kurtuluruz bu beladan ya. Ayşe laf dinle, Ayşe, Ayşe diyor. Hadi, hadi, Ayşe. Hadi, hadi. Ay Allah. Ay, Allah, telefon. Vallahi bir an altınları satmaktan var. Bassaydın sandıydım be. Tabii sessiz olsan oğlum ya. Aileyi uyandıracaksın ha. Bir duyan falan olursa biteriz biz, biteriz. Ya merak etme, merak etme ana. Bu akşam altınlardan kurtuluyorsunuz ha, değilsiniz. Ay çok şükür. Abla, acayip iyi bir alıcı buldum. Adam altınları hemen istiyor. Gel, gel, gel. Oy, gündüzler çuvala mı girmiş de? Racon böyle Asiye ana. Adam parayı peşin veriyor ha. Hadi hadi. Gene dört ayak üstüne düştünüz ha. E hadi altınları getirin de götüreyim. Yok. Beraber gideceğiz. Niye de? Yazık olsun sana. Kardeşine güvenmeyin mi? Yok yok. Ya güvenmez olur muyum? Güveniyorum, güveniyorum da. Ya iş başka, kardeşlik başka canım. Usta ben anamın önünde dediğine bak. Söyleyiver de bizim paramızı getiriversinler. De haydi. Acele etsinler. Bizim ağam uyanmadan konağa dönmemiz lazımdır. Niye acele ediyorsunuz benim canlarım? Acele eden ecele gider. Aa! Ağam ya. Ağanda sıçtık. Ayşe. Ay şükürler olsun. Siz kimin malını kimden çalıyorsunuz? O altınlar benim. Yok ağam, senin değil, mühteremlerin. Mühterem efendiler de kim ki ne? Altınların sahibi. Bu altınların bir tek sahibi var. O da benim. Buyur eniştem. Ver bakalım. Allah. Dökme sakın o altınlara. Niye ki ne?
naletli onlar ha, naletli belalı. Biz o altınlara eriştiğimizden beri başımıza gelmeye kalmadı vallahi. Dur bakalım, daha sizin başınıza ne işler gelecek, ne işler? Niye öyle desin ağam ya? Ha biz sana ettik. Bir de soruyor, ne ettik diye soruyor. Benim malıma, mülküme göz diktiniz. Ya Ayşe ağam ya, bizim senin malında, mülkünde, torpağında niye gözümüz olsun ki? Ulan bu tarlanın tapusu kimde? Bende. Bu altınlar nereden çıktı? O topraktan. Demek ki bu altınların tapusu da bende. He, torpağın bile tapusu var ağam da bizim yok. Gene mi aynı mesele Mühteber? Tapu mapu yok, siz benimsiniz. Ay ağa. Dur! Benimdiniz. Bu yaptıklarınızdan dolayı sizi asla ve kat'a affetmeyeceğim. Baran, ben de senin ihanetini unutmayacağım ha. Çok büyük yanlış yaptın oğlum, çok. Vallahi ben kimseye yanlış yapmadım abla. Hatta hayatımda ilk kez doğru olanı yaptım. Ya siz bana gelip anlatınca başınıza bir iş gelmesin diye ben dönüşte mi anlattım, ne vardı? He, iyi bok yedin. Ana, ben anlatmasam da biliyormuş, her şeyi biliyormuş Kur'an'ımı. Vay benim hırsızlarım, vay. Siz o yola gitmeye çalışırken ben dönüyordum. Ağam. Açıklayabiliriz. Neyi açıklayacaksınız Asiye, neyi? Yaptığınız düzenbazlığı mı, hırsızlığı mı, arkadan iş çevirmeyi mi, yolsuzluğu mu, neyi? Sözün bittiği yerde iş. Ne demişler? Sabahın şerri akşamın hayrından her zaman iyidir. Sizinle ilgili kararımı sabahleyin vereceğim. Düşün önüme. Ya haydi. Geçin, geçin, geçin. Hayırlı olsun baba. Aman enişte. Sağ olasın benim oğlum. Aman Baran.